Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci el motor alırken dikkat edilmesi gerekenleri size anlatacağım. Eğer sürdüğünüz konum cadde ve şehir içi ise spor ve touring modelleri kullanmanız daha iyi olacaktır. Ancak kısa mesafelerde ve düşük hızlarda motosiklet kullanmak ve biraz daha hava basmak istiyorsanız buna en uygunu chopper'dır. Scooter ise çabuk ulaşmak ve işe gidip gelmekte kullanmak için hem hızlı hem de yeterli bir çözüm olacaktır. Ama yine de seçim sizin. Satıcı o motorun size uygun olup olmadığını düşünmez. O yüzden hemen satmaya çalışır. Yolları unutmayın. Gezeceğiniz yolları özellikle unutmayın. İlk düşünceniz şu olsun: bu motor Türkiye yollarında sürat için uygun mudur? Bu yüzden büyük hacimli, güçlü motorları tercih ederken birkaç defa düşünün. 750 cc'lik uzun yol motorları Türkiye şartlarına daha uygundur. 1000 cc'lik ve üstü motorlar tecrübe gerektirir. Tabii ki anlamaz değildir ama alırken bu düzeyde bir motoru sürebilir miyim diye düşünmeniz iyi olur. Motosiklet sahibi olmak isteyen arkadaşlar, kesinlikle hakim olamayacağınız motoru almayın. Türkiye'de motosiklet ölümünün ardında hemen her zaman bu zaaf yatmaktadır. Daha büyük alayım, en iyisini ben alayım, önceden sıkı bir araştırma yapmanız, modeller hakkında fikir sahibi olmanız daha iyi olacaktır. Bütçenize göre doğruluğuna karar verin, mağazaları dolaşın, Facebook'ta dolaşın, gruplara, forumlara girin, bakın, araştırın. İyisileriniz yoksa aynı gün veya daha önceden alın. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Motosiklet hakkında bilginiz yoksa teknik muayene için bir ustadan fikir almak iyi olacaktır. İkinci el motosiklet alırken ilk iş motorun sesini dinleyin. Motorun sesi onun hakkında bize en iyi bilgiyi verecektir. Aşırı bir ses duyuyorsunuz, üzerine binerek test edin. Ayrıca durduğu yerde test etmeyi unutmayın. Motosiklet düşmüşse debriyaj ve fren kollarında ufak tefek çizikler olacaktır. Ve boyanmışsa zaten bunun farkına varırsınız. Daha sonra lastik kontrolü yapın. Dişliler aşınmış mı, orijinal lastik değişmiş mi, fren balataları ne durumda diye ufak bir göz gezdirin. Motorun zinciri aşınmış mı, uzamış mı? Eğer fazla uzunsa kötü kullanılmış demektir. Zincire dikkat edilmemiş demektir. Düzgün yağlanmamış da olabilir. Amortisör keçelerine bakıp süspansiyon ne durumda diye kontrol edebilirsiniz. Patlamış ve jantlara yerilmiş mi diye kontrol edin mutlaka. Yağ değişimleri zamanında yapılmış mı? Her bakım ve kontrol defterinde yazıyorum. Yağsız kalmış mı? Göbek pistonu değiştirmiş mi? Defterden öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi bilmiyorsanız gözle kontrol etseniz de anlamayabilirsiniz. Usta size her konuyu açıklayacak, o paraya değer mi alınır mı diye size söyleyecektir. Hepinize iyi sürüşler.